Herkese selam. Ben Hasan. Türkiye'nin en yavaş büyüyen kalbi, edebiyat, neşe ve iyilik dolu kanalına hoş geldiniz. Eski Türkçe'de sıra dağlar anlamına gelen Balkan bölgesi, Karpat Dağları ile Rodop Dağları arasındaki bölümü oluşturuyor. Yani bu şu demek, en geniş haliyle Slovanya, Hırvatistan, Sırbistan, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Yunanistan, Bulgaristan ve Trakya'nın bir kısmı. Yolculuğumuza Makedonya'dan başlıyoruz. Balkanlar maceramız başlasın. ...91 yılında Yugoslavya'dan ayrılan Makedonya'dayım arkadaşlar. Burası Vardar Nehri üzerine kurulu başkentleri Üsküp. Konumu dolayısıyla farklı medeniyetlerin yüzlerce yıldır, binlerce yıldır hep geçiş noktası üzerinde olmuş. Tarihine kısaca Makedonya'nın değinecek olursam antik çağlara kadar dayanıyor diyebilirim. Büyük İskender'den Perslere, Bizanslılardan Romalılara, Osmanlı, yani birçok tarihi eski medeniyetler bu coğrafyada, bu ülkede bulunmuş. Asgari ücret arkadaşlar, internette yazan 400 euro olsa da insanlarla ettiğim sohbetlerden şunu çıkardım. Ortalama 250 euro kazanıyor bir işçi burada. Bu da Avrupa bölgesinde olup euro bazında en az düşük asgari ücret veren iki ülkeden biri Makedonya ve bir üstündeki de Türkiye oluyor maalesef. Evler genelde eşyalı bir şekilde kiralanabiliyor burada. 50 euroya da tutabilirsiniz bir ev. Ama 2 artı 1 böyle oturulabilir, masrafsız diyebileceğim temiz bir daire 150-200 eurodan başlıyor arkadaşlar. Üsküp başkent, burası da için geçerli. İştrip denilen bölgesi için de geçerli. Ohrid denilen bölgesi için de geçerli bu dediğim. Yani büyük şehirlerde kiralar bu şekil. Şu an olduğum yer Üsküp Kalesi. Buraya giriş ücretsiz. Üsküp Kalesi'ni güzel yapan Türk Çarşısı'na yakın oluşu ve merkezin tam ortasında oluşu. Bunun yanı sıra arkadaşlar burada Üsküp'ü kuş bakışı olarak net bir şekilde görebilirsiniz tüm noktalarını. Mazot fiyatları arkadaşlar 1 euro 20 sent. Daha detaylı anlatımı Instagram'da fotoğraflarla destekleyerek paylaştım. Onu da buradan takip ederseniz sevinirim. Arkada ezan sesini duyuyorsunuz değil mi? Üsküp'te Makedonya'nın diğer bölgelerinde olduğu gibi birçok etnik grup yaşıyor arkadaşlar. Makedonlar, Romenler, Arnavutlar, bu konuşulan dili de etkilemiş oluyor. Yani Türkçe, Arnavutça, Bulgarca yoğunlukla konuşulan diller. Bu elbette her yerde ezan sesi duyacağınız anlamına gelmiyor arkadaşlar. Arkamızda bu meydanın hemen arkasında Türk Çarşısı denilen Arnavutların yoğunlukla yaşadığı bölge var. Bu sebeple çok uzun zaman önce olmasa da yeni yeni böyle ezan sesleri duyulmaya başlanmış. Üsküp şehrinin Vardar Nehri çevresine, etrafına kurulduğunu söylemiştim. Şehri dolaşırken böyle küçük küçük köprülerle Vardar Nehri üzerinden geçiyorsunuz. Tabii burası 1421 ile 1451 arası 2. Murat tarafından yapılıyor. Ülkede oldukça gazino kültürü de yaygın. İrili ufaklı birçok caddede oynayabileceğiniz kumar, bahis, artık her ne oluyorsa adı, içeriği bu şekilde yerlere rastlayabilirsiniz. Yerel bir abiyle yaptığım bir sohbette
bana şu ilginç bilgiyi vermişti. Komünizmin etkisinden dolayı olabilir diye de ekledi kendisi. Oy kullanma oranı burada çok düşükmüş arkadaşlar. Hatta bir köyde sadece %10'u oy kullanmış. Bu da yönetimin halkı birçok konuda istismar etmesine yol açıyor, kullanmasına. Tabii ki çok politik konulara hiçbir zaman hiçbir yerde girmedim, İran'da bile. Bu sebeple yüzeysel olarak sadece bunu belirtmek istiyorum. İnsanlar seçme ve seçilme hakkını kullanmazsa bir takım insanlar da tabii ki de bunu suistimal edebilirler. Bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu demokrasinin bir kez daha anlıyoruz. Yüzeysel olarak bundan da bahsetmek istedim size. Bardar Nehri kenarında yürüyüşümüze devam ediyoruz arkadaşlar. Bu kadar renkli bir köprü ki ve karşısında bu kadar renkli bir bina var ki, renkli dediğim böyle şekil şukul. Arkeoloji Müzesi. Şehir merkezini, özellikle bu Arkeoloji Müzesi ve çevresini, Türk Çarşısı'nın karşı tarafını, Vardar Nehri'nin birleştiren bu karşılıklı yakayı ben çok beğendim arkadaşlar, bu merkezi. Binalar olsun, etraf olsun, Vardar Nehri'nin kenarında yapılan bu yürüyüş alanı olsun, gayet güzel. Birçok medeniyetin bu topraklarda bulunmuş olması, uzun süre boyunca da Osmanlı hakimiyeti altında oluşu, buranın hem kozmopolit hem de sosyal yaşamında birçok iz bırakmasına sebep oldu. Mutfağından sanatına, dansına ve diline kadar. Bu da böyle bir yer. Arkamızda Arkeoloji Müzesi var. Çikolata yedim de. Yaşasın çikolata. Arkamızda Arkeoloji Müzesi var. Sağ tarafımızda 2. Mahmut'un yaptırdığı köprü. Sol tarafta da böyle bir sürü heykelin olduğu köprü. Karşımızda da Vardar Nehri. Türk Çarşısı'na doğru ilerliyorum. Girişi diyebilirim burası. Böyle hediyelik eşyalar var. Makedonya'da arkadaşlar dil problemi yaşamazsınız. Ben yürürken bile kulağıma böyle Türkçe kelimeler geliyor. Bunların birçoğu Türkiye Türk veya ya da burada yaşayan Arnavutlar. İstanbul'dan geliyorum. İstanbul'da. Abi. Evet, aa, evet. Hala İstanbul'da. Siz buralısınız abi. Ha? Buralısınız. Ben Üsküplüyüm. Üsküplüsünüz. Ailem hala İstanbul'da. İstanbul'dasınız. İstanbul'da 15 sene çalıştım muhabir olarak. Muhabir olarak. Evet, eşim ve bir oğlum İstanbul'da kalmıştır. Neresinde İstanbul'un abi? Bakırköy'de. Yayın evim var. Yayın eviniz. Tamam. Harika. Önce muhabir olarak çalıştım. Şimdi yayın evim. Ama şimdi çok oldum. Keyfine bakıyorsunuz çok abi artık. Yeter daha çalış. İstanbul'da çalış. Nerede yaşıyorsunuz? Ben Küçükçekmece'de yaşıyorum. Küçükçekmece'de. Yakın Bakırköy'e yakın. Güzel güzel. Burada emeklilik hayatı mı yaşıyorsunuz peki? Evet evet. Evet. Aileniz buraya gelmeyi düşünmüyor sanırım. Aa, geliyor, gelmiyor. Evet. Gerçi Bakırköy o kadar çok hareketli ki, evet, buraya gelirlerse çok güzel. Sıkılabilirler. Bana göre en güzel çarşı İstanbul'da Bakırköy. Bakırköy. Çok kalabalık öyle ama mi? Güzel. Aha. Tamam. Görüşmek hadi. Üzere. İyi günler. Görüşürüz. Sağ ol. Salko abiyi arıyorum. Selamünaleyküm. Salko abi. Abicim, buralısınız abi. Üsküplüsünüz. Benim mesleğim çantacı. Bir de hanım var, gelinlik üzere çalışırsın. Yan taraf sanırım. Evet, gördüm abi. Yani ediyoruz. Süper. Burada yaşam hakkında abi peki, Türkiye'ye gelip gidiyor musunuz? Kıyaslayabileceğiniz. Evet, hemen hemen sizde gibi aynı. Maaşlar da şimdi sizde bizde. Aynı abi, aynı. Evet. Ona göre yani sizi de takip ediyoruz Türkiye'yi. Fiyatlar hemen hemen biraz sizde var o şeyler ya. Aç kaldık, şey olduk. Ekmek aynı bizde gibi, patates aynı bizde gibi. Evet. Şey, her şey, fiyatlar aynı.
bir şey yok. Şükreden de var, isyan eden de var abi. Burada da var. Her evet, yerde, dünyada, her yerde var. Salk abi, ben çantalar için çok teşekkür ederim abi. Var ise bir dolar gel burada. Şuran bir şey olsa otobüs durağın olsun. Eyvallah abi, çok teşekkür ederim. Evet, dostumuz Eski Üsküp'ü. Siz de buralısınız abi. Bu da bizim bir dostumuz. Merhabalar. Ama ben bunları hiç sevmem. Onlar beni sevmem. Ben yine aksine bunu seviyorum. O ne diyor? Ne diyorsun sen? Ben ne diyorum? Ben seni sevmem. Boş ver ben. Olmaz, boş vermem ben. Boş ver. Daha kabul edersin, değersin. Dün dedim biraz, dün biraz. Şu an Arnavut Mahallesi'nden geçtik ve Matka Kanyonu'na ilerliyoruz. Yanımda çok sevdiğim abim, Kani abimle beraberim. Kendisini şu an göstermek istemiyor. O yüzden göstermeyeceğim. Ama onunla beraberim. Kani abim, anmış olayım seni. Beni karşıladı burada ve geziyoruz. Şu an arkadaşlar Yüzükler Efendisi çekildiği yerdeyiz. Şaka. O Fırat. Şimdi biraz yol yorgunuyuz. Sesim çatlak gelebilir. Hasta falan değilim. Sürçülisan edeceksek affola. Haydi başlayalım. Burası Matka Kanyonu giriş. Daha var mı yolumuz abi? Var. Devam edelim. Evet. Duvarlardaki yazılar. Duvarlarda aşklar devam ediyor abi. What is your name? Amir abi. Amir. Evet. Sen? Hasan. Hasan, memnun oldum. Memnun oldum. Amir de değil mi? Olsun. Ne kadar süre kaldın İstanbul'da? 10 week. 10 week, ha. Ha, holiday. Aynen. Aşağıda. Evet. Burada sadece dalmışlar. Ha, dalarak girebiliyor evet, içeriye. Çünkü su çok soğuk ve var çok baskı abi. Evet, basınç var. Evet. Vay be. Şu yarık onun başlangıcı mı? Evet, orada abi. Ve 4 kilometre ileride finish. Finish bitiyor. Kapalı. Kapalı. 8 kilometre hepsi. Komple. Komple. 8 boydan mı? Sadece bu tarafta. 8 bu tarafta. 16. Yürüyüş parkuru. Buralara gelebiliyorsunuz böyle.
Herkese günaydın. Arkadaşlar Üsküp'te Alihan kardeşimin evindeydim. Burada konakladım. Sabah erken afyonum daha patlamadı. Ama çıkmamız lazım. Alihan kardeşim kendisi Türk. Direkt Türk yani. Türkiye'den buraya öğrenci olarak gelmiş. Arabada hikayesini anlatır. Burası salonumuz. Hızlı hareket ediyoruz. Çünkü Alihan kardeşim işe yetişmesi lazım. Kendisi Tokat Zileli gurbetçi kardeşimiz. İstersen sen bahset. 2017 yılında ilk defa Makedonya'ya geldim. Daha sonradan Gotha Delta Üniversitesi'nde tıp eğitimine devam etmekteyim. Makedonca hazırlık kursu gördüm. Daha sonradan fakülteye başladım. Nil'den dolayısıyla ufak çevirmenlikler yapıyorum. Şöyle diyebilirim size. Burası Üsküp olarak konuşuyorum. Üsküp ufak bir İstanbul gibi. Hani her yerde Türkçe bileni bulabilirsiniz diye. 5 yıl oldu değil mi sen? Evet, 5 yıl oldu. Makedonya'da biraz Makedonya'nın altını üstüne getirdik ve çok değişik tecrübelerimiz de oldu buralarda. Zamanında taksicilik de yaptım. Hakeza süper. Sen de biliyorsun. Süper. Burada hayat mı yoksa Türkiye'de hayat mı? Şimdi 5 yıldır buradasın, ekmeğini yiyorsun ama gerçi. Tabii yani yine biz Türkiye'de yaşamak gerçekten burada yaşamaktan daha zor. Çünkü burada Türkiye'de olduğu gibi o kadar zorluklar yok. Ekonomik anlamda mı? Ekonomik anlamda bakarsak öğrenci olarak düşündüğümüzde burada yaşamak bir öğrenciye daha zor. Euro'nun yükselmesi sebebiyle biraz daha şey yaptı. Ama yine hani bir öğrenci kendine dikkat ederek Türkiye'deki bir öğrenciyle hemen hemen eşdeğer bir şekilde burada yaşayabiliyor. Tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tanıştığıma da çok memnun oldum. Ben de dostum. Çok memnun oldum. Buradan Türkiye'ye de kucak dolusu sevgilerimizi iletiyoruz. Eyvallah. Teşekkür ederim. Üsküp'te çarşıya kahvaltı için geldim. Börekler arkadaşlar kıymalı peynirli karışık olarak söyledim böyle. Kadın günlerinde falan teyzeler anneler yapar ya börek, aynı lezzet o çiçek. Bir çay söyleyeyim.